Herkese merhabalar. Bugün Zhiyun'un en yeni LED ışık sistemlerinden Molus G200 modelini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi sadece bir aynasız kamera ebatında ama gerçekten çok güçlü bir ışık. Biraz sonra özelliklerini anlatacağız ama en büyük özelliği şu. Adı üstünde zaten G200, yani 200 Watt'ta sürekli ışık verebiliyor. Ama artı bir özelliği daha var. Max ekstrem moduna aldığınız zaman bu ışık 300 watt gücüne ulaşabiliyor. Çünkü 300 watt ışık gücü verecek şekilde tasarlanmış. Gayet kompakt ama çok güçlü bir video LED ışığı. Bunu şuradan da anlıyoruz. G200'ün verdiği lüks değeri 9460 lüks. Bu ne demek? Işık parlaklığı çok yüksek demek. Tabii ki bu bize ne sağlıyor sahada? Yüksek bir diyafram, kısık bir diyafram değeri sağlıyor. Onun dışında böyle büyük stüdyolarda çalışırken her yerin eşit olarak, gayet güzel olarak aydınlanmasını da sağlıyor demektir. G200'ün bir de diğer modellerinden farklı, içinde şöyle güzel bir güç ünitesi var. Ama bu sadece güç ünitesi değil, aynı zamanda da bir kumanda. Bunun üstünden ışığın bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik ve ısınmaması için G200'ün üstünde zaten kuvvetli bir fan var. Kontrol ünitesinde de ayrıca bir fan koyulmuş. Böylece uzun saatler çalışsanız bile G200'de herhangi bir ışık kesintisi ve ısınma yaşamıyorsunuz. Zhiyun Molus G200 modeli bicolor bir ürün. Yani renk sıcaklığı ayarlanabiliyor. 2700 Kelvin ile 6500 Kelvin arasındaki bütün renk sıcaklıklarını kullanabiliyorsunuz. Bu da özellikle stüdyoda yapacağınız portre çalışmaları, video çalışmaları ya da ürün çekimlerinde gerçekten büyük bir avantaj. Bir de renk doğruluğu tabii çok önemli. 5600 Kelvin bildiğiniz gibi gerçek beyazın değeridir. Gerçekten de bu değeri veriyor olması video ışığının kalitesini de gösteren bir özelliktir. Peki bunun göstergesi nedir? Tabii ki CRI değeridir. Molus 200'ün CRI değeri 95, yani gerçek doğruluğu sağlıyor. Bunun dışında bir endeks daha var, o da rengin geri dönüşümü. Bu da 97. Bunun zaten tam olanı 100'dür, o da gün ışığıdır. Gördüğünüz gibi 97 değeri buna çok yakın. Yani video çekimlerinde ya da fotoğraf çekimlerinde gerçek renkte çalışmış olacaksınız G200'de. Böylece daha sonra PC başında ya Photoshop'ta ya da video edit programlarının başında çok uzun zaman geçirmeyecek olacaksınız. Bu da ekonomik olarak bir avantajı. Zhiyun'un bu ışığı gerçekten de kompakt ve küçük. Aynı zamanda da hafif. 2.2 kilogram ağırlığında sadece. Böylece kendi çantasında küçük bir boyutta hemen alıp taşıyıp herhangi bir yere gidip orayı hemen stüdyo haline getirebiliyorsunuz. Çünkü kullanımı ve kurulumu da zaten çok kolay. Hemen ışığınızı bir ışık ayağına yerleştirip güç ünitesini de şöyle ışık ayağına takıp önüne istediğiniz ışık şekillendiricisini takıp hemen ana ışık kaynağı olarak kullanabiliyorsunuz. Ürünümüz aynı zamanda Bowens bağlantı sistemine sahip. Bu ne demek? Bowens çok universal bir sistem bildiğiniz gibi. Piyasada bulunan bütün ışık şekillendiricileri Molus G200'e takabilirsiniz manasına geliyor. Zaten kutu içeriğinden böyle standart tas reflektör çıkıyor. Bu önemli çünkü ana aydınlatmaların hepsinde biz standart tas reflektörü kullanıyoruz. Ama özellikle YouTube çekimlerinde portre aydınlatmasında Octobox, 80 santim bir Octobox takabilirsiniz. Softbox takabilirsiniz. Onun dışında bir de burada şemsiye yuvası var. Bildiğiniz gibi transparan şemsiyeler hemen kurulabilen, yanınızda en çok taşıyabileceğiniz ışık şekillendiricilerdir. Böylece ya ışığı yumuşatarak ya da gölgeleri sert almak isterseniz böyle ışık şekillendiricilerle her türlü video ve fotoğraf için aydınlatma yöntemini Molus G200'de güvenle kullanabiliyorsunuz. Işığımızın bir diğer özelliği de ZY Vega adlı mobil uygulamayla uyumlu olarak çalışması. Bu sayede uzak noktalara yerleştirdiğiniz ışıkları uzaktan Kelvin değerlerini ya da güçlerini ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ZY Vega uygulaması
gerçekten de bir ışık tasarım uygulaması aslında. Böylece nerelere ışık yerleştirdiğinizi, hangisinin hangi güçte olacağını uygulama üstünden, masa üstünde görüp daha sonra bunu uygulamaya alabilirsiniz. Zhiyun Molus G200 kullanarak güzel bir ürün videosu çekelim dedik. Hem ışığımızın neler yapabildiğini görelim, hem de şöyle kısa bir ürün videosu nasıl oluşturulur, nasıl kurgulanır bunu anlatmış olalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Bir ürün videosu, kısa bir ürün videosu çekecekseniz sahneleri önceden planlamanız gerekiyor. Ben bugün tasarladığım video çalışması için 4 tane kısa sahne tasarladım, düşündüm. Bunların her biri 5'er saniye olacak ve birleştirdiğim zaman 20 saniyelik bir ürün videosu oluşturacağım. Yani sosyal medyada ya da herhangi bir mecrada yayınlamak üzere güzel bir ürün videosu hazırlamış olacağım. Peki bunları yaparken neler yapacağım? İlk sahnemde özellikle kaydırma hareketi, geriye doğru çıkarak kaydırma hareketi yapacağım. Bununla beraber ışıkla da bunu destekleyeceğim. Herhangi bir ürün videosu ya da ürün çekiminin en büyük kompozisyon öğesi aydınlatmadır. Aydınlatmayı da en güzel şekilde kullandığınızda kamera hareketleriyle desteklemiş olacaksınız. Ben burada bir Still Life masası kullanıyorum. Still Life masalarının en güzel özelliği alttan aydınlatabilmektir. Bu gerçekten çok güzel bir efekt yaratır. Eğer burada RGB bir ışığınız varsa, ki bizim Zhiyun'un bir RGB ışığı var, onunla destekliyoruz. Biraz daha işte çektiğimiz ürünün renklerine yakın renkler kullanıyoruz. Aynı zamanda ana ışığımın yönünü değiştirip yine burada ürün videoma bir efekt katıyorum. Çünkü gölgelerin yeri değiştikçe farklı bir izlenim ortaya çıkıyor. Evet, ben böylece 4 sahnemi de oluşturdum ve bunları kurguda birleştirdiğim zaman bir bütünlük arz eden bir ürün videosuna kavuştum. Bugün Zhiyun G200 modelini hem incelemiş olduk, özelliklerinden bahsettik, hem de ürün videosu çekiminde ne işler yaptığını gördük. Bununla beraber de kısa ürün videoları için bazı püf noktalarını, bazı ipuçlarını vermiş olduk. Evet, bu videonun da böylece sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.